gazetede de var. Uğur için bir fiyat biçilmiş. Hürriyet gazetesinin Türkiye sayfasında var. Okumadım. Evet. Uğur için kulüp 5 milyon lira, 5 milyon euro fiyat biçmiş. Galatasaray'dan sonra Beşiktaş. Kulübü aradın mı? Kulüpteki arkadaşlar kimse selamlamıyor. Öyle diyor. Veya telefonu açmıyorlar. Siz devamlı İstanbul'da olduğunuz için söylüyorum. Bilmiyorum yani bunu. Bir de Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'a talip oldu. Evet. Haberim yok. Sizin haberiniz yok. Benim haberim yok. Kulüpten fiyat biçmişlerse bizim haberimiz olmadan biçmişler. Hayır, fiyat açısından değil de transfer konusunda sizin evet, yani öyle bir talipleri olduğundan da haberim yok. Yani olabilir, normaldir ama yani ciddi bir şekilde böyle bir talepleri olduğundan haberim yok. 6 tane oyuncumuz sarı kart sınırında. Evet. Çağdaş cezalı. Çağdaş cezalı bu hafta. Bilal'in sakatlığı devam ediyor herhalde. Devam ediyor. Bu arada tabii ben Bilal'le de konuşmuştum. Bu sizin tarafınızdan da doğruydu. Kamuoyunda, Akisar kamuoyunda Bilal'le ikinizin sizin bir sürtüşmeniz olduğu ne? Yayıldı. Ben ne Bilal'eyim üzerine kabul edebilirim ne de sizin için kabul edebilirim. Ama bu kamuoyunu haline atmak için bunu siz söylerseniz daha iyi. Öyle bir şey olması mümkün değil zaten. Yani Bilal'in ayağında bir kırık var. İki hafta önce idmanlara çıktı. Ağrısı tekrar devam ettiği için bir daha bir dinlenmeye çektik Bilal'i. Tamam, belki ağrı kesicilerle bilmem nelerle biraz oynatabiliriz, faydalanabiliriz ama bu sefer başka sakatlıklar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla Bilal'i tam hazır olmadan oynatmayı düşünmüyorum. Yani onun sağlığı bizim alacağımız galibiyetlerden ya da oynayacağımız oyundan çok daha önemli. %100 hazır oluncaya kadar Bilal kendi programına devam edecek. O programın dışında Bilal sezon sonuna kadar da idare edebilirim veya ameliyat olabilirim gibi düşüncesi var. İşte idare edecek pozisyona gelse, yani %100 hazır olduğunda, ağrısı falan kalmadığında oynatacağız. Sezon sonunda da belki gerekirse ameliyat olacak ama şu anda kemiğin kaynamasını bekliyoruz. Ağrılarının azalmasını bekliyoruz. Televizyondan izlediğimden ve ben buradaki maçları takip ettiğim için söylüyorum. Gol pozisyonuna girmekte bir parça zorluk çekiyoruz. Bilal'in eksikliğinden mi? Bilal'in eksikliği. Yani Bilal'in eksikliği önemli bir sebep. Gol pozisyonuna giremeyişimiz de önemli bir sebep. Çünkü koşan adamlarımız var ama Bilal kadar iyi pas atan başka bir oyuncumuz maalesef yok. Diğer arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyorlar ama herkesin tabii yeteneği, becerisi farklı. O zaman Beşiktaş maçı için birkaç evet. Yani. Beşiktaş maçını da bugün başlıyoruz hazırlanmaya. Kolay bir maç olmayacak tabii. Yani Beşiktaş'ta iyi bir takım. Ama inşallah ilk yarıda oynadığımız maç kadar zevkli bir maç oynarız. Kim kazanır, kim kaybeder tabii bilmek zor ama inşallah dediğim gibi seyredenlere keyifli, zevkli bir maç izletiriz. Galatasaray maçı gibi bir netice olabilir, o da olabilir yani. Biz her türlü sonucu açığız biliyorsun. Yani kazanabiliriz de, farklı da kaybedebiliriz yani ama futbol oynamaya çalışıyoruz. Oyunu çirkinleştirmemeye çalışıyoruz. 5'teysek, 6'daysek biz sahada yine sonuna kadar futbol oynamaya çalışıyoruz. Geçen hafta sizinle 7 tane gol izlettik. Evet, kötü bir şey mi bu yani? ama otoritelerin diyelim veya da yorumcuların, ulusal basındaki yorumcuların, o geceki yorumcuların da söylediği, sizin 3 santrforla oynamanız... Ben her maç 3 forvet oynuyorum o zaman. Şimdi Kenan geldi 4 olduk. Ne yapacağız? ama santrfor olarak yani onları belirttiğiniz özellikle... Onlar farklı şeyler. Yani peki ne yapsaydım yani? Hayır ben... Değil, ben şimdi deplasmana gittik Trabzon'a. Tek forvet, geri kalan herkes savunmacı. Kazanabilir miydik? Kazanamazdık. Gittik Kasımpaşa'ya. Kazanabilir miydik? Korkun necele faydası yok. Yenilmekten daha ötede bir şey yok yani, ne olacak? Bu futbol. Tamam devam et. Maç seyircisi olacak Beşiktaş maçı. Evet. Bu bayan ekip olarak bir mesajınız falan olacak.
Vallahi inşallah yine gelirler. Hani olimpiyat stadı biraz zor görünüyor ama Kasımpaşa maçına gelmişlerdi geçen sene. Gayet de iyi olmuştu biz. Hepsini bekliyoruz tribünü. Başka bir sorunuz yoksa? Teşekkür ederim. O düşünceye karşı konuşuyorum. Geçen hafta gayet bir insanın konuşmuyor. Evet, ben biliyorum. Şaka bakıyorum. Vallahi.